Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çekeceğim video okul ve kurs anlatım videosu olacak. Tabii ki de size ders anlatmayacağım. Okula başladık, yani bir ay oldu başlayalı. Ev taşınma telaşı derken çekememiştik videoyu. Bundan sonra her hafta mümkün olduğunca video çekip atmaya çalışacağız. Çok çekilecek video var. Her videoda zaten belirtiyoruz bunları. Okula başladım. Bir ay oldu başlayalı. Dil kursuna başladım. Sosyal rehberlik kursuna da bu hafta başladım. Onu da zaten size çok kısa anlatacağım. Bununla alakalı size söylemem gerekenler işte. İlk öncelikle şöyle söyleyeyim. Kısa bir video var. Şöyle söyleyeyim. Okula başladığım zaman sınıfta kısa bir video aldım. Çok uzun değil ama böyle parça parça par. Onun haricinde de evde, daha doğrusu kaynanamların evinde kaldığımız dönemde orada da eşim beni birkaç video çekti. Bu evde de çektim, hatırlamıyorum. Çektiyse bu evden de kısa bir videolar var. İlk önce bir izleyin nasıl bir ders görüyoruz. Hem sınıfta hem online şekilde. Ondan sonra anlatıma devam edeceğim. İyi seyirler. En jij, Sabrine, uit welk land kom jij? Ik kom uit Tunesië. Uit Tunesië. Dan moeten we even naar onder. Tunesië. Hier, hè? Onder Italië. Ja, oké. Jij komt uit Tunesië. Ik kom uit Turkije. Uit Turkije. Turkije. Ja, Turkije. Hier, hè? Ja. Nou, ik moet even opschrijven. Turkije. Ja. En last but not least. Sen de bana çalış. Ama kağıtlarımı yırtıyorsun çocuğum. Ders çalışıyorum. Kulon bon. Bon ye in Belkiye. Dreamandı. Dreamandı. Ya. Demişler mi? Evet. Dreamandı. Var bon ye. Ik woon in Kent. Oké. Hoe oud ben jij? Ik ben 36. Evet arkadaşlar, videoları gördünüz. Şimdi konu konu gitmek isterim ama konu konu gitmeden önce sizlere parantez içinde çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir önceki videomda evi çektik biz. Evin boş halini tuttuk diye. Gerçekten yorumlar bizi çok mutlu etti. Çok teşekkür ederiz. Onun haricinde sosyal medyadan da Facebook ve Instagram aracılığıyla da gerçekten bize yazanlar çok oldu. Hani eviniz çok güzel, güle güle oturun veya başka şeyler yani. Gerçekten çok çok teşekkür ederiz. Bizi çok mutlu etti bu tarz şeyler. İnşallah en güzeli sizin olsun diyoruz. Veyahut da diyorum. Ve konuya devam ediyorum. Fazla bölmeden. Okula başladım. Videoda gördünüz. Pazartesi günleri gidiyorum. 2 saat gidiyorum. 9'dan 11'e kadar. Onun haricinde Perşembe ve Cuma günleri online oluyor. O da 9'dan 10'a kadardı. Şimdi 9'dan 11 çeyreğe kadar oldu. Yani 2 saat 15 dakika sürüyor. Çok zor. Dile getirmek isterim size. Okul gerçekten zor. Zohezeh diye bir kitap var, 1.1. Türkiye'de satılmıyor tabii ki de bu kitap. Burada da böyle hani meydanlarda satılan bir kitap değil. Okulun sadece size para karşılığında verdiği bir kitap. Böyle bir kitapla başladık. 320 sayfalık oluşan bir kitap arkadaşlar. Bu kitap ücretli. Onunla alakalı zaten bilgi vereceğim. Kitabı yanlış hatırlamıyorsam 20 ya da 25 euro mu, 18,5 euro mu ne?
karşılığında aldım diye hatırlıyorum. Küsuratın çok bir önemi yok yani. Hani 20 euro karşılığında bu kitabı aldım diyelim. Onun haricinde de okula bir kopya parası veriyoruz. Sıra sıra gidiyorum tabii. Kağıda bakıyorum. Karıştırmamak için konuları iyice. Dediğim gibi bu dil kursuna ait bir kitap. Çok zor. Gerçekten zor. Hani ben bir ay oldu başlayalı şimdi kursa. Bu videomu Belçika'daki oturan kişiler de izliyordur. Sadece Türkiye'dekiler için demiyorum. Hani buradaki okulu gidenler, okulu bitirenler de mesela zor olduğunu bilir hani sonuçta. Gerçekten zor. Bizim Türkçedeki gibi değil. Yazıldığı gibi hiçbir şey okunmuyor. Hani bizim Türkiye'de sayılar bile yazıldığı gibi okunuyor. Harfler, kelimeler, cümleler baştan sona kadar burada çok karışık. Bir de konuya çok balıklama girdik. Yani hani böyle alfabeden başlamadık yani. Ta 3 hafta sonra biz alfabeyi gördük. 3 hafta boyunca tamamen farklı konular gördük. Ama şimdi sıra sıra gitmeye çalışıyoruz. Konulara çok geç kaldık. Ev telaşı, ev taşıması, boya, badana, temizlik derken hoca bize Kasım'ın 25'in ödevini atıyordu. Biz Kasım'ın 7'sinin veya 10'un ödevini yapıyorduk. Eşim de bana yardımcı oluyordu tabii ki de. Zaten yalan değil, çoğu video ödevlere eşim yaptı yani. Hani sadece ben yazdım, o söyledi. Çünkü çok geriden geliyordu. Yetişmem imkansızdı, zor. Elimden geldiğince öğrenmeye çalışıyorum. Dil şart. Niye şart? Bir sonraki videoda çok önemli bir video çekeceğiz yani. Bir ırkçılık durumuyla karşı karşıya geldik. Banka ve başka bir konularla da alakalı karşı karşıya geldik. Dil karşımıza çıktı. Zaten dil normal hayatta da karşına çıkıyor yani. Hani Türk marketine gitmediğin zaman, yabancı markete gidip bir şey sormak istediğin zaman soramıyorsun. Ya eşimi arıyorum, ya kayınçomu arıyorum, ya da WhatsApp'tan resim atıyorum, bu mudur, bu mudur diye. Ya da çeviri yapıyorum yani Google'dan. Dediğim gibi yani dil şart yani. O yüzden bu dili öğreneceğiz. Dil kursu iki seviyeden oluşuyor. Aslında seviyeleri çok da mecburi olan iki seviye. Ben şu anda tabii birinci seviyeyi görüyorum. Ocak veya Şubat'ta birinci seviye bitecek diye düşünüyoruz. Sınavı geçersem ikinci seviye. İkinci seviyenin sınavını geçersem sertifikamı alacağım. Nasip olursa da ondan sonra da okumayı düşünüyorum. Devam etmeyi düşünüyorum ama mecburiyetim bitiyor. Onun haricinde de sosyal rehberlik kursu var. Buna da bu hafta başladık. Türkçe yani tabii ki de öğretmenimiz Türk. Sınıftaki herkes Türk. Bunu da tabii online görüyoruz. Onun haricinde bu da mecburi arkadaşlar. Yani bu ikisi mecburi. Bir konu daha parantez açmak istiyorum. Belçika 3 bölgeden oluşuyor. Flaman bölgesi, Fransız bölgesi ve çok küçük bir, şu kadarcık bir alan haritada görürsünüz, Alman bölgesi var. Ve bugün derste öğrendim ki okul mecburiyeti sadece bizeymiş. Flaman bölgesineymiş. Zaten duydum, duyar duymaz direkt mikrofonu kıstım, eşime bağırdım. Yani kamerayı da kapattım böyle çaktırmadan. Aşkım dedim, biz hemen Fransız bölgesine mi gitsek, ne yapsak hani. Mecbur da değilmiş hani okul ama böyle bir durumda varmış. Görüştüğümüz Instagram'dan olmuş muydu? Evet oldu, bir iki kişi demişti. Abi biz Fransız bölgesine falan gideceğiz, aynen hatırladım. O gidecek kişiler mesela hala videolarımı istiyorsa mesela onlar okula başlayabilir ama mecburi değil. Bugün öğrendim onu da arkadaşlar. Onun haricinde sosyal rehberlik kursu da sadece cumartesi günleri online görüyoruz. Ne görüyoruz işte hani bize? İşte Belçika'nın ne zaman kuruldu? İşte hangi savaşa girdi? İşte Kur'an kim? İlk tahtta oturan kral, sonraki kral. İşte ne bileyim hani Flaman bölgesi, toplum bölgesi, siyasi bölgesi, parti bölgesi. Tamamen Türkçe dersi gibi bir şekilde Flaman bölgesi, Gent'i tamamen buraları anlatan bir okul diyelim yani. Sosyal rehberlik kursu. Bizden hatta ödev istedi yani. Gent'ten böyle resimler alıp kısa bir video yapacağız falan ama zorluk çekmeyeceğim diye düşünüyorum. Onun haricinde arkadaşlar bugün öğrendiğim bir şey daha var. Şimdi biz okula başladım ben. Hem sosyal rehberlik kursuna hem dil kursuna ben ücretsiz başladım. Zaten başladığımız zaman bize bir şeyler anlatmışlardı ama hani pek anlamamıştık, umursamamıştık da. Bugün Türkçe öğretmenimiz Murat Bey tarafından daha iyi bir şekilde aydınlanmış olduk. Bundan sonra yani 2021'de galiba yanlış bilmiyorsam, 2021'de artık sosyal rehberlik kursu ve dil kursu şu anki gibi zaten mecburi olacak. Ama artı şöyle bir şey olacak. Ücretsiz olayı kalkıyor. 390 euro oluyormuş. Bilginiz olsun. Yani videomu izleyen Belçika'dakilere sesleniyorum. Özellikle sosyal rehberlik kursuna gitmeyip, yani vatandaş değilsiniz, sadece benim gibi oturma almışsınız ama sosyal rehberlik kursunu görmeyip sertifika almadıysanız hemen acil bir şekilde yazılın.
Bugün Murat Bey bile bana söyledi. Sadece bana değil tüm öğrencilere söyledi. Etrafınıza söyleyin. Hemen yazılsın ki başlasın görsün. Onun haricinde 390 euro ve 390 euro olsaydı tamam hani verirsin. Yani 15 günlük param dersin ya da 1 günlük ya da 5 günlük kimisi için tabii konuşuyorum. Verirsin ama şöyle bir şey var. Her sınav başı da 90 euroymuş. Yani bir sorudan kaldınız sınavdan. Bir dahaki sınav için bir daha 90 euro. Bir soru için kaldınız. Her seferinde böyle. Ama biz bunları görmeyeceğiz. Bu konuda gerçekten çok ama çok mutluyum. Sizler için üzgünüm. Bunu da öğrenmiş oldum. Duyanlar duymayanlara anlatsın. Belçika'dakilere de seslendim buradan. Bütün Türk kardeşlerime. Onun haricinde başka çok anlatmam gereken bir şey yok. Zor geçiyor dönem. Okul da gerçekten zor. Yetişemiyorum bazen. Eşim sağ olsun tabii ki de yardımcı oluyor. Şimdi tabii ki de eve de yerleştik tamamen çok şükür. Kendime de böyle küçük bir çaplı bir masa, çalışma masası gibi şeyler hazırladım. Ondan sonra interneti bekliyoruz. İnternette geldikten sonra daha çok hızlı bir şekilde kendimi derslere vermem gerekiyor arkadaşlar. Dil çok mecburi yani hani harbiden mecburi, şart yani hiçbir şey yapamıyorsunuz yani hani bir yerde bir tıkansanız diye kalıyorsunuz yani cevap yok, bir şey yok çünkü. Dil mecburi. Onun haricinde başka sizlere söylemem gereken bir şey daha söyleyeyim. Staj zorunluluğu yazmışım. Gelenler, Türkiye'den gelenler, sadece Türkiye değil işte hani ne bileyim diğer farklı tüm ülkelerden Belçika'ya gelenler artık hem sınav o ücret demiştim ya 390 euro yazılma. Bunlar hem mecburi olacak, onun haricinde staj zorunluluğu da mecburi olacakmış. Yani biz görmeyeceğiz. Yani artık herkes dil sınavını staj zorunluluğu şekilde de görecekmiş. Seni atıyorum bir fabrikaya, bir firmaya, bir dükkana, bir mağazaya yollayacakmış. Orada seni test edeceklermiş. Bunu da ayrıca not aldım burada. Murat Bey de buradan eğer bizi izliyorsa çok teşekkür ederim. Onun haricinde başka söylemem gereken bir şey yok. Her hafta mümkün olduğunca video çekmeye çalışacağız. Anlatacağımız çok video var gerçekten çok birikti ama yavaş yavaş acele etmiyoruz. Eve yerleştik. Şu an oturma odasındayız. Bir akşam vakti. Arka tarafımız tabii bir önceki videoda belirtmiştim manzara. Evi tamamen dizdik. Taşındık. Bir hafta 10 gündür evde kalıyoruz arkadaşlar. Evin bitiş halini video çekeceğiz. Sadece bir iki hafta daha bekliyoruz. Birkaç eşyamız daha var eksik. Onların da gelmesini istiyoruz ki ondan sonra finish halini çekeceğiz. Fiyatları çok soranlar var. Eşya fiyatları, mobilya fiyatları, beyaz eşya fiyatları diye. Hepsini mümkün olduğunca videoda, bir sonraki videoda daha doğrusu, sonraki çekeceğimiz hangi video olursa onu da anlatmaya çalışacağız yani. Evin nereden ne aldım, IKEA'dan ne bileyim hani yatak odasını vesaire bunları tek tek size anlatacağız. Bütün her şeyi güzelce kombin yaptık. Bunları da size aydınlatacağız. Onun haricinde maaşları not almışım buraya. Maaşları çok soran oluyor sosyal medya üzerinden de. Bununla alakalı da kısa bir video anlatacağım. Hem çalıştığım işi hem maaşları, sadece benim maaşım değil eşimin maaşı olsun veyahut da başkalarının maaşı, bunları da size anlatacağım. Onun haricinde başka söylemem gereken bir şey yok. Dediğim gibi dil zorunluluğu sadece Flaman bölgesine gelenlereymiş. Bir önceki videomda herkese sanıyordum ben, öyle söylemiştim. Bunu da yeni öğrenmiş oldum. Onun haricinde buradan herkese sesleniyorum. Gerçekten buraya gelecek kişiler, bayan erkek ayırmaksızın herkese sesleniyorum. Dil olayına başlayın gelmeden. Ben başlamadım. Bak ben hata yaptım yani yalan değil, şaka yapmıyorum yani. Bana kayınçom falan, eşim falan telefonlarını demişti hani istersen biraz başla falan. Yani beynimi vermedim, yalan değil, umursamadım. Ama bak üstüne basa basa söylüyorum. Sosyal medyada çoğu kişiye mesaj atıyorum. Dün bir arkadaşımız yazdı, isim vermeyeyim bana. Gerçekten adama da yazdım yani. İşte hani bana tavsiye edeceğin, önerebileceğin bir şey var mı? Ben daha başvuru yapmadım. Bir hafta sonra randevum var diyor. Bak bu çocuğun randevusu var. Randevuya başvuracak. Randevudan sonra sonuçlanması minimum 1,5 ay. Yani bu aralar tabi herkesin vizeleri kısa da onaylanıyor. Hani 6 ay sürmüyor. 1,5-2 ayda onaylanıyor çoğu kişi. Duyuyoruz. Hadi 2 ay diyelim. Ya 2-2,5 ay vakti var. Çok iyi bir süre yani anladın mı? Hani girsin işteyse baksın. Merhaba nasılsın? İyi misiniz? Hani bunları çözsün. Tamam evet geldim gittim. Hani hayırlı akşamlar, günaydın falan gibisinden bunları kesin çözsün yani. Ya dile başlayın yani. Benim size tek önerim bu. Onun haricinde diğer önerilerim de diğer videolarımda olacak. Videoyu da fazla uzatmak istemiyorum. İlgileriniz için gerçekten çok ama çok teşekkürler. Tüm videolarda yorumlarınızı
okuyoruz. Herkese de cevap veriyoruz. Hem sosyal medyadan hem YouTube üzerinden. Hepinize gerçekten çok ama çok teşekkür ediyoruz. YouTube kanalımıza abone olmayı, videolardan da yeni videolardan da haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Bizleri sosyal medya üzerinden takip edebilir, oradan da sorularınızı sorabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.